Kahve istediğimi hatırlamıyorum Emir. Ben de istediğin gibi hatırlıyorum. Koy içeyim. Söyle Mehveş ne diyeceksen, kıvranma. Sevmiyorum böyle şeyleri. Söylesene ne oldu? Elif Hanım. Ne olmuş, bir şey mi yaptı? Yok, bir şey yapmadı. Da Cemil Bey'le ilgili bir sürü soru soruyor. Neden? Ne haddine? Orasını bilemem. De yani böyle nasıl düştü, tansiyon mu vardı, başı mı döndü diye soru sorarak üsteledi. Sen ne dedin? Ben hiçbir şey demedim vallahi. Ağzımı bile açmadım. Bak işte sen. Peki siz ne yapacaksınız? Ha? Yani size anlattıklarımı ona söyleyecek misiniz? Fırat orada 8 yaşındaydı. Güzel fotoğraf değil mi? Çok mutlu gözüküyorlar. Evet. Çok mutluydu. Fırat babasını çok seviyor. Öyle söylemişti. Evet. Cemil de onu çok severdi. Eğer ayakta olsaydı bu saçmalıklara asla izin vermezdi. Beni hiç dinlemiyor Fırat. Zaten onun için bu haldeyiz. Ama babası ayakta olsaydı onu dinlerdi. Böyle bir kaza olması çok kötü olmuş. Fırat babası için çok üzülüyor. Hepimiz üzülüyoruz. Ama kaza adı üstünde. Hayatlarımıza devam etmek zorundayız değil mi? Fırat'ın söylediğine göre hiç uyanmayabilirmiş. Belki de uyanır. Belli mi olur? Anlıyorum ben seni. Eğer Cemil uyanırsa bütün planların suya düşecek. Ondan korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun biliyorum. Ama sana küçücük bir tavsiye vermek istiyorum. Bence uyuyanlarla ilgilenme hiç. Korkma onlardan. Ama uyanıklardan kork. Kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.